Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar, kolay gelsin. Arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nde ve beyliklerde kültür ve medeniyet ile devam ediyoruz. Ve ekstra bilgiler de vererek dersimizi sona erdireceğiz arkadaşlar. Şimdi, değerli hocam, Anadolu Selçuklu Devleti'nde devlet yönetimi Büyük Selçuklu Devleti'nin aynısı hocam. Neden? Çünkü değerli hocam, Anadolu Selçuklu Devleti, değerli arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti'ni kendilerine örnek almışlardır. Yani Büyük Selçuklu Devleti'nde divan var ya, aynı divan Anadolu Selçuklu Devleti'nde de var. Veya değerli hocam, işte askeri yapısı, mali yapısı hemen hemen aynı arkadaşlar. Sadece biz burada bazı farklı özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu temel farkları vererek ardından bilim, sanat gibi konularla devam edeceğiz. Şimdi sayın hocam, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarları Gıyasettin veya Keyhüsrev veya Keykubat, Keykavus gibi ünvanlar kullanmışlardır. Değerli hocam, bunun da etkisi Fars kültürünün etkisi. Yani arkadaşlar, Fars kültürünün etkisinde kaldıklarını göstermektedir ki ÖSYM'nin kullanmış olduğu bir cümledir arkadaşlar. Dikkat ediniz. Yönetim konusunda arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nde iki farklı divan var. Divan-ı Pervane ve Divan-ı Berit. Değerli arkadaşlar, Divan-ı Pervane toprak kayıtlarını yapar. Divan-ı Berit haberleşmeden sorumlu olan divandır. Bu iki divan Anadolu Selçuklu Devleti'nde unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir de Niyabet-i Saltanat veya Naiplik dediğimiz bir kurumdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu nedir? Hükümdar olmadığı zaman devleti yöneten kişi arkadaşlar. Devleti yöneten kişi. Yani naip adını verdiğimiz kişiler. Hükümdar sefere çıkmıştır değerli arkadaşlar veya hükümdar ölmüştür, daha diğer hükümdar tahta çıkmamıştır gibisinden durumlarda arkadaşlar, Niyabet-i Saltanat dediğimiz bir sistem devreye girmektedir. Ve arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nde uç beyi bulunmaktaydı. Neden değerli arkadaşlar? Ne işe yarıyor? Değerli hocam, sınırları korumak için, garanti altına almak için uygulanan bir sistem. Mesela arkadaşlar, Osmanlı Beyliği biliyorsunuz Ahlat'a gelmişti ilkin. Daha sonra Ankara Karacadağ'dan nereye yerleştirildi hocam? Bizans sınırına uç beyliği olarak yerleştirilmişti. Neden hocam? Sınır güvenliği. Gelelim arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nde diğer bir önemli nokta donanmasının olmasıdır değerli arkadaşlar. Emir-ü Sevahil veya Reis-ül Bahır veya Melik-ü Sevahil. Ne demek bu arkadaşlar? Deniz komutanı, donanma komutanına verilen isimdir arkadaşlar. Çünkü Anadolu Selçuklu Devleti'nde denizcilik faaliyetlerinin olduğunu unutmayacaksınız. Bir de değerli arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nde Şurta Teşkilatı adını verdiğimiz bir teşkilat var arkadaşlar. Bu teşkilatın güvenlik teşkilatı olduğunu unutmayınız arkadaşlar. Aynı zamanda başındaki kişi de sahibi şurtadır arkadaşlar. Sahibi şurta olduğunu unutmayalım değerli hocam. Peki, Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticaret. Değerli arkadaşlar, sigortacılık sistemini başlattığını unutmayınız ilk kez. Aynı zamanda arkadaşlar, ticari antlaşmalar yaptığını unutmayınız. Özellikle Venedik ile değerli arkadaşlar. Bir de değerli arkadaşlar, Ahi Evran tarafından kurulmuş olan Ahilik Teşkilatı. Bunun temeli Abbasilerde arkadaşlar Fütüvvet Teşkilatı'na dayanır. Fütüvvet Teşkilatı. Ve Ahi Evran tarafından Ahilik Teşkilatı kurulacak arkadaşlar. Çok önemli esnaf teşkilatıdır. Önemli.
Bir de arkadaşlar Ahi Evran'ın Letaif-i Hikmet adlı eserinde unutmuyorsunuz. Önemlidir arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar genellikle kaynaklarda Ahilik Teşkilatı'nın Kayseri'de kurulduğu yazılır arkadaşlar. Genellikle Kayseri'de kurulduğu yazılır ki arkadaşlar Osmanlı kuruluş sürecine de ahilerin desteği çok büyük olacak arkadaşlar. Hazine-i Amire dediğimiz devlet hazinesi arkadaşlar. Hazine-i Hassa dediğimiz hükümdara ait olan hazinemiz vardır arkadaşlar. Hazine-i Amire ve Hazine-i Hassa. Peki değerli arkadaşlar yazı dil ve edebiyata baktığımız zaman konuşma dilinin Türkçe, bilim dilinin Arapça, edebiyat dilinin Farsça olduğunu unutmayalım Anadolu Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar. Yine bu dönemde değerli arkadaşlar Anadolu'nun kalkınmasında yardımcı olan bu Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yayılmış olan bazı tarikatlarımız var. Mevlevilik, Bektaşilik, Kadirilik, Rufailik, Ekberilik, Kübrevilik, Yesevilik ve Nakşilik arkadaşlar. Unutmuyorsunuz ki Anadolu'da batinilik yok değerli hocam. Batinilik yok. Tamam mı hocam? Ayırt edici bir soru olabilir arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde yayılmış olan tarikatlar bu tarikatlardır arkadaşlar. Şimdi gelelim özellikle bu döneme damgasını vurmuş bilim insanları ve alimlere. Hoca Dehani arkadaşlar Selçuklu Şehnamesi adlı eseri vardır. Ve arkadaşlar ilk divan şairidir kendisi. Gelelim Mevlana. Değerli arkadaşlar Mesnevi en önemli eseri arkadaşlar. Bunun yanında Mecalis-i Seba, Divan-ı Kebir gibi gibi bir sürü eseri var arkadaşlar. Şimdi hatta Mektubat adlı eseri bile var. Sayın hocam Mevlana Mevlevilik tarikatının kurucusu olarak kabul edilir. Ancak arkadaşlar bu tarikat Sultan Veled, oğlu Sultan Veled döneminde teşkilatlanmıştır. Hocam Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli ve Hacı Bayram Veli bu dördü Yeni Mep müfredatında Anadolu'nun kandilleri olarak geçer arkadaşlar. Yani Anadolu'yu aydınlatan alimler olarak geçer değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Yunus Emre Divan Risaletün Nüshiye adlı eserlerini unutmuyorsunuz. Arkadaşlar özellikle tasavvuf şiirleri yazmıştır arkadaşlar. Allah aşkını dile getirmiştir. Hacı Bektaşi Veli Bektaşilik tarikatının kurucusu. En önemli eseri Makalat adlı eseridir değerli arkadaşlar. Anadolu'da çok yayılmış olan bir tarikattır. Hatta arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin de mensup olduğu tarikattır. II. Mahmut arkadaşlar Yeniçerilere son verdikten sonra bu Bektaşilik tarikatı arkadaşlar geri plana çekilecek. Hacı Bayramı Veli arkadaşlar Fatiha tefsiri adlı eseri vardır. En önemli eserdir zaten arkadaşlar. Aşık Paşa Garipname adlı eseri önemli. Gülşehri Felekname adlı eseri önemli. Ahmedi Fakih Çarhname adlı eseri önemli. Gelelim Cacabe'ye. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde Kırşehir'de Cacabey Medresesi'ni kurmuştur. Bu Cacabey Medresesi değerli arkadaşlar ilk rasathane olarak kabul edilmektedir. Bunu da unutmayalım. Muhyiddin Arabi Sadreddin Konevi değerli arkadaşlar iki önemli tasavvufçu hele Muhyiddin Arabi değerli arkadaşlar Şeyh-i Ekber olarak da bilinir. Özellikle Sadreddin Konevi'nin 40 hadis tefsirini de değerli arkadaşlar adlı eserinde unutmayalım. Önemlidir.
Yine bu dönemde arkadaşlar İbni Bibi tarihçi, Ravendi tarihçi, İbni Bibi El-Evami'ül Alâ'yı adlı eserini 1. Alaaddin Keykubat'a sundu arkadaşlar. Ravendi Rahatü's-Südûr adlı eserini 1. Gıyasettin Keyhüsrev'e sunmuştur arkadaşlar. Ve beylikler içerisinde en önemli beyliklerden bir tanesi olan Artuklar döneminde yaşamış Cezeri. Aslen Cizreli olup arkadaşlar Sibernetik'in kurucusu olarak kabul edilir. İlk robotları yapıp çalıştırdığı arkadaşlar kabul edilmektedir Cezeri. Lütfen unutmayın, Cezeri önemlidir. Gelelim arkadaşlar, biz beyliklerimizin mimari eserlerini söylemiştik onları anlatırken, beylikleri anlatırken. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti'nin mimari eserlerine bakalım ve bu noktada ayırt edici bir noktaya değinmek zorundayım. Şimdi arkadaşlar, eğer size Konya, Karaman, Kayseri, Aksaray gibi iller verilmişse hocam, o zaman Anadolu Selçuklu Devleti'nin mimari eseri olma şansı yüksektir. Veya hocam Erzurum'u vermişse Saltuklular olma şansı vardır. Tokat vermişse hocam Danışmentler olabilir. Sivas Divriği verilmişse hocam ne olacak? Mengücekler olabilir. Veya değerli hocam, karışmasın diye söylüyorum bunu. Tabii daha oraya gelmedim. Hocam İznik, Bursa, İstanbul, Edirne. Buralar değerli hocam, buraların mimari eserleri verilmişse o zaman Osmanlı Devleti aklına gelecek. Bu noktada lütfen ayırt edici olmayı unutma hocam. Peki Konya Alaaddin Camii, Konya Sahip Ata Camii, Konya Taş Mescid, bakın arkadaşlar Gök Mescid demiyorum, karıştırmayın. Konya Karatay Mescidi, Karatay Medresesi, Konya İnce Minare Medresesi, Konya Sırçalı Medrese. Yine Konya Zazadın Hanı ve Altın Apa Hanı çok önemlidir arkadaşlar. Aynı zamanda Konya Aksaray yolu üzerinde olan Alay Han önemlidir arkadaşlar. Peki Kayseri Hunat Hatun Külliyesi, Anadolu Selçukluların ilk külliyesi arkadaşlar. Kayseri Döner Kümbet, Sivas'ta Gök Medrese, Kırşehir'de Cacabi Medresesi, Erzurum'da Çifte Minareli Medrese, bakın Saltuklar ile karıştırabilirsiniz. Afyon'da Çayhan, Amasya'da Burmalı Minare Cami önemli mimari eserler arasındadır. Yine arkadaşlar Sultanhan, Kubadabat Sarayı ve Alaaddin Sarayı gibi gibi arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti birçok eser vermiştir arkadaşlar. Peki şimdi değerli hocam, şu noktaya bir başvurayım. Karşınıza gelebilir veya sayın hocam denemelerde, soru bankalarında karşınıza gelebilir. Moraliniz bozulmasın diye şehirler, Türk İslam tarihindeki önemli şehirler ve ünvanlarından bahsedelim. Bir de değerli arkadaşlar, devletlerimizin, kurulmuş olan Türk devletlerin diğer isimleri de var. Bir de onlardan bahsedelim hocam. O şekilde de karşınıza gelebilir diye. Ötüken toprak ana, kutsal vatan arkadaşlar. Türklerin en önemli şehirlerden bir tanesi. Semerkant şehirlerin şahı, özellikle Karahanlar döneminde çok önemli bir kültür merkezi. Buhara, Ahlat, Bel, Kubbetül İslam olarak adlandırılır. Balasagun, Türk hakanlarının şehri. Kaşgar, Işıldayan İnci. Kurtuba, dünyanın mücevheri. Arkadaşlar Endülüs Emevilerinin en önemli eserlerinin olduğu Kurtuba şehri çok önemli. Bugün İspanya sınırları içerisinde. Bağdat Darülselam, Belgrad Darülcihad. Aynı zamanda Orta Avrupa'nın da kilididir arkadaşlar. Kudüs, şehirlerin çiçeği. İsfahan, dünyanın yarısı. Gelelim İstanbul'a, özellikle Osmanlı döneminde. Asitane, Dersaadet, Payitaht ve Darülmülk. Darülmülk olan bir şehrimiz daha var, Konya arkadaşlar. Darülfet, Kayseri. Darülala, Sivas arkadaşlar. Edirne, Serhat şehri. Urfa, Peygamberler şehri. Ve Amasya, Şehzadeler şehri olarak bilinir. Neden arkadaşlar? Çünkü en çok şehzade merkezli yapan il Amasya'dır. Bu şehirlerin de özelliklerini bilin arkadaşlar. Hem Türk İslam hem Osmanlı Devleti'nde çok önemli kültür merkezleri haline de gelmişlerdir. Gelelim arkadaşlar devletler ve diğer isimlerine. İskitler, Sakalar, 2. Göktürk Kutluk Devleti,
Kıpçaklar Kumanlar olarak bilinir. Avarlar Juanjuanlar veya Aparlar. Akunlar Eftalitler. Sabarlar Sibirler veya Sabirler olarak da bilinir. Yine Karahanlar Elhaniye, Elhakaniye, Afrasiyap oğulları, Türk Hakanlığı veya arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. İşidiler Akşitler olarak bilinir. Gazneliler Yeminiler, Sebük Tiginiler olarak da bilinir. Özellikle Akkoyunlara da dikkat ediniz arkadaşlar. Yine Oğuzların Bayındır boyundan olduğu için arkadaşlar Bayındırıye olarak da bilinir. Tur-i Aliler olarak da bilinir. Veyahut arkadaşlar Amit Türkleri olarak da bilinir. Onu yazmadım ama onu da yazayım. Amit Türkleri yani Diyarbakır Türkleri olarak da bilinirler. Tolunoğulları Tolunya olarak da bilinir. Ve gelelim Osmanlı Devleti'nin diğer isimlerine. Ali Osman veya Devleti Ali veya Devleti Ali Osman veya Devleti Ebedi Müddet. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne verilen önemli isimlerdir. Peki hocam biz burada neye dikkat edelim? Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde bir donanmaya dikkat edeceksiniz. Ahi teşkilatla, ticari hayatla dikkat edeceksiniz. Hocam yayılmış olan tarikatlara dikkat edeceksiniz. Buradaki saymış olduğumuz isimler önemli isimlerdir. Özellikle Mevlana Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayramı Veli. Değerli hocam bakınız bunlar sadece tarih ile ilgili değil son 3 soruluk kısımda sayın hocam genel kültür olarak da karşınıza gelebilir arkadaşlar. Ve buradaki mimari eserlere dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sayın hocam şimdi Anadolu tarihimiz 11. ve 13. yüzyıllarda Anadolu tarihimiz sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar Avrupa tarihine giriş yapacağım. Avrupa tarihini ben bir bütün olarak anlatacağım arkadaşlar. Orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olarak anlatacağım arkadaşlar. Türk tarihine ve Osmanlı tarihine olan etkisinden de bahsedeceğim. Daha sonra tamamen Osmanlı'ya geçmiş olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.